Merhabalar herkese. Bir Kitap Bir Film Podcast'ın 8. bölümüne hoş geldiniz. Ben Eylül Görmüş ve karşımda Tuğçe Arslan Uçar var. Bu hafta kendi başıma öyle konuşmayacağım. Hoş geldin Tuğçe, nasılsın? Geçmiş olsun. Teşekkür ederim Eylül. İyiyim gayet. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Bu hafta biraz fazla konumuz var. Sen bir de 2 haftalık birikimle buradasın. O yüzden hemen hiç uzatmadan ne izledin, neler yaptın diye sorarak sana sözü devrediyorum. Evet, bu hafta epey bir şey izledim. Aslında hastalığımda böyle bir yararı oldu diyebilirim. Birazcık oturup uzanma ve bir şeylere yatırım yapma fırsatım oldu. İlk olarak Kaçık Porno'yu izleyerek başladım. Bir önceki yayında bahsetmiştim. Rudy Jude'un 71. Berlin Film Festivali'nden Altın Ayı'yla dönen filmi. Aslında tam karşılığı Talihsiz Düşme ya da Kaçık Porno. Ama biz Kaçık Porno diye Türkçe'de çevirmişiz. Şu anda zaten Mubi'de. Çok beğendim diyerek başlamak istiyorum. Böyle kafamda daha düz bir kara komedi canlandırmıştım. Böyle porno filmi, internete düşen bir öğretmenin başından geçen maceralar gibiydi kafamdaki. Ama izlediğimde çok daha katmanlı, muazzam bir film buldum. Pandemi döneminde geçiyor. Bir kere bunu önemli buluyorum. Çünkü bu tip durumların içinden geçerken her zaman doğru tabii adlandırmak ya da doğru anlatmak mümkün olmuyor hadiseleri ama yine de ne olduğuna, o günlerde neyi nasıl gördüğümüze ışık tutmak açısından önemli buluyorum. O pandemideki çıldırmışlık halini aslında Romanya toplumunu mercek altına alarak o küresel salgının çıldırmışlığını ile birlikte yansıtıyor ve bunu tartışıyor film. Gerçekten de bir porno kliple açılıyor bu arada. İlk sahnede bir porno klip izliyoruz. Ondan sonra da film 3 ana bölüme ayrılıyor. İlk bölümdeki ana karakterimiz Emmy Romanya sokaklarında geziniyor. Bu anlamda bir planözlük filmi de diyebilirim. Bir kere zaten Romanya bize çok benziyor. Yani ben böyle sanki hani İstanbul'u izliyormuşum gibi hissettim. Sonra da buradan alıp ikinci bölümde işte anekdotlar, işaretler ve mucizeler sözlüğü diye ikinci bölüme götürüyor bizi film. Orada da internetten, eski tarihi görüntülerden küçük küçük kesitler var. Arka arkaya birbirinden kopuk görüntüler izliyoruz ama gerçekten de o çıldırmışlık halini izliyoruz. Hani belki takip etmesi zor gelebilir izleyenlere. Ama bütüne bakıldığında birbirine ne kadar bağlantılı olduğunu görüyoruz. Son bölümde de yine hikayeye geri dönüyoruz ve işte Emin'in öğretmen, bir tarih öğretmeni bu arada Emin. Sonra da veliler tarafından bir yargılama sahnesi var. Keyifli, hem keyifli hem de böyle kafada bir sürü soru işareti barındırtan bir film. Ben çok beğendim. İzlemelisiniz notuyla Kaçık Porno'yu geride bırakabilirim. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Filmle alakalı izledin mi izlemedin mi bilmiyorum ama. İzlemedim ama senin bizim Instagram hesabımızda yazdığın şeyden sonra çok merak ettim. Kesinlikle izlemek istiyorum. Yani hem zaten bu görünürlük çağında kontrol edemediğimiz görünürlüklerle ne yapmalıyız sorusu hepimizin kafasını kurcalayan bir şey. Yani o mahremimizi biz kendimiz paylaşıyoruz ama zaman zaman da kontrolümüzden çıkıyor falan. Yani konu çok ilgimi çekti, çok merak ediyorum. İzleyeceğim. Ben bu hafta senin daha önce izlediğin bir başka filmi izledim. Sözü devraldığımda anlatırım. Yolunda ilerlemeye devam edeceğim. Bunu da izlerim deyip devrediyorum sana. Süper, tamam. İkinci filmde insanlar ikiye ayrılırdı. Bundan da bahsetmiştik daha önce. Tunç Şahin'in ödüllü filmi Burcu Biricik, Pınar Deniz, Aras Aydın gibi görmeye, yani ekranda da görmeye alışkın olduğumuz simalar var filmde. Bu filmde böyle beklentimin üstünde buldum. Yani böyle içinden yine geçtiğimiz böyle güncel bir konuyu çok doğru bir sistem eleştirisi üzerinden incelemiş bence. Bir yani uzun zamandır iş bulamayan bir genç kadın Duygu,
Son çare olarak bir işte bankalar adına tahsilat yapan bir şirkette çalışmaya başlıyor. Oradaki işte bu astüst ilişkisi, prim sistemi, onların üzerindeki psikolojik baskı ve onların tahsilat yaptıkları insanlar üzerinde kurdukları psikolojik baskı üzerine sürprizli bir film yaratmışlar. Yani gerçekten bir sürprizi var filmin. O da şu anda Blue TV'de. Yine izlemek isteyenler için yani böyle bir sürpriz, yani film gerçekten performans olarak da bana sürpriz oldu. Ben beğendim. Bunu da tavsiye ederim. Burada yani Nezaket Erden çok sevdiğim bir oyuncu. Burada hani bir yan rolde gerçekten parlamış. Zaten ödülle dönmüştü. Buradaki performansıyla onu da belirtmeden geçemeyeceğim. Üçüncü filmde de Manchester by the Sea var, Yaşamın Kıyısında. Ben zamanında, yani 2016'ydı diye hatırlıyorum, benim böyle çok yoğun çalıştığım ve çok yorgun olduğum bir dönemdi. Filmi izlemeye başladım ve 3. dakikasında uyumuştum sanırım. Yani gerçekten, çünkü geçen akşam açtığımda, yine Mubi'de izleyebilirsiniz bu arada. Ya hiçbir şey hatırlamıyorum dedim. Tunca da döndü, yani izlemedin ki zaten, 3. dakikada uyumuştun, herhangi bir şey hatırlayamazsın dedi. Çok sevdiğim bir yönetmen, Kenneth Lonergan bu arada. You Can Count On Me ve Margaret'ın yönetmeni. Zaten böyle uzun aralıklarla film çeken bir yönetmen. Aynı zamanda bu arada oyun yazarı, senarist ve aktör kendisi. Onun döneminde çok zaten beğenilen, bolca ödül alan, yani yılın hatta en çok konuşulan filmiydi. Keza Casey Affleck'in performansı da çok beğenilmişti ve ödüllendirilmişti. Ben de beklediğime değmiş mi diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum. Yani hani hem gözümde büyüttüğüm kadar gerçekten sevdim filmi. Bir yaz filmi. İlk başta yani böyle bir karakter, dışarıdan izliyoruz karakteri, böyle soğuk bir karakter, tabii tam olarak ne olduğunu anlamıyoruz. Ama sonra hikaye kendini açtıkça bir yaz döneminden geçtiğini anlıyoruz Casey Affleck'in oynadığı karakterin. Filmin temposu, o yası aktarış biçimi benim çok hoşuma gitti. Çok sevdim. Hala izlemeyen varsa benim gibi. Bu da kesinlikle izlenebilir diyerek sözü... Ben de izlemedim. Sana devredeyim o zaman. Ya ben de izlemedim ama yani yaz konulu bir film izlemeye de hala hazır hissetmiyorum kendimi, kişisel yaz deneyimimden ötürü. O yüzden bir süre daha bekleyeceğim. Umarım benim de beklediğime değer bir gün hazır olup izlediğimde. Ben de kısaca ne izlediğimden bahsedeyim. Sonra sen bir de tiyatro oyunu izledin. Belki ondan da kısaca bahsetmek istersin. Böyle programın adının dışına çıkmış oluyoruz ama bence sorun olmaz. Ben de senin daha önce izlediğin ikinci bölümümüzde de bahsettiğin The Lost Daughter, Kayıp Kız filmini izledim. Bir Elena Ferrante romanından Maggie Gyllenhaal'ın uyarladığı. Ya sen zaten çok oldukça kapsamlı anlatmıştın. Çok ekleyecek bir şeyim yok. Birkaç bir şey söyleyeyim sadece. Gerçekten çok etkileyici bir filmdi. Yani böyle bir çok yakın bir kız arkadaşımla beraber izledik ve ikimiz de kendi evlat olma deneyimlerimizi, biz ya aslında bu bir annelik hikayesi gibi gözüküyor. Ama yani anneliği ve annelik ve kadın olmak, birey olmak, sevgili olmak, eş olmak, bunları bir arada nasıl yürütebilir insan sorusu üzerine. Aslında şu anda pek çok böyle genç annenin de çok şey yerlerine dokunacağını düşünüyorum. Ben bir evlat olma deneyimi üzerinden, annelik deneyimim olmadığı için izledim. O açıdan da çok ilginçti. Onu söyleyebilirim belki. Yani... bu anlamda biraz iki tarafa da eşit mesafede durduğunu düşünüyorum filmin. Yani çocukları ve hayat arasında bir seçim yapmak durumunda kalan bir kadının öyküsünü okuyoruz, izliyoruz aslında. Ve benim için sarsıcı olan şey, yani bir suçluluk duyması gerektiğini düşünüyor ve duymuyor ama suçluluk duymamaktan bir suçluluk duymak gibi bir deneyim anlatıyordu yaptığı bazı tercihlerle ilgili olarak. Bu açıdan çok etkileyiciydi. Çok böyle bence hani iyi çekilmiş, çok sakince derdini anlatan, kitabı da merak ettim. Yani çünkü film oldukça derinlikliydi. Kitap acaba bundan daha da mı? Genelde öyle olur çünkü.
Kitabı da zaten konuşmuştuk. Ben hiç Elena Ferrante okumadığımı söylemiştim sana. Sen de bu kitabı okumadığın ama başka eserlerini sevdiğini söylemiştin. Ben de yani sen zaten tavsiye etmiştin. Tavsiyene katılıyorum. Gerçekten çok ilginç bir filmdi diyerekten sözü sana bırakıyorum. Evet, ya filmi sevmene çok sevindim bu arada. Ki konuşmuştuk da seninle, biraz zaman ver demiştim, şimdi izleme demiştim. Sanırım haklıymışım o söylediğimde. Tiyatro izledim ben bu hafta. Bir yani yeni aslında başladı, yeni sahnelenmeye başladı. Oyun ismi Anne. Bir üçleme bu. Üçleme şöyle bir denk geldi aslında. Güzel bir tesadüf oldu. Daha önce konuştuğumuz Baba filmi Florian Zeller'ın bir uyarlamasıydı. Tiyatro oyunu uyarlamasıydı. Onu konuşmuştuk. O bir üçlemeymiş aslında. Ben de yeni öğrendim. Anne, Baba ve Oğul üçlemesi. O Baba kısmını da zaten işte filme aktarmışlar, sinemaya aktarmışlar. Şimdi Türkçe'de de bu Anne serinin Anne oyunu bizde Tiyatro İn tarafından sahnelenmeye başladı. Moda sahnesinde oynuyorlar şu anda. Defne Kayalar, Engin Hepileri, Doğa Halis ve Sevda Erginci oynuyor. Defne Kayalar ve Engin Hepileri daha önce zaten tiyatroda izlemiştim. İkisi de çok sevdiğim oyunculardır. Genel olarak çok güzel bir performans. Aslında Kayıp Kızlığın da üstüne denk geldi. Burada da yine bir yani bir anneyi başrolüne alarak aslında bu modern eril aile yapısının içinde annenin nasıl kaybolduğu ve artık hayatının nasıl elinden kayıp gittiği, işte bütün o benliğini ailesine vererek işte oğluna, kocasına, kızına, her neyse ve hepsi artık evden gittiğinde annenin elinde ne kaldığı ve bunu elinde tutmak için nasıl oyunlara başvurabileceği üzerine çok etkileyici bir oyun. Filmdeki gibi, Baba filmindeki gibi böyle iç içe geçmiş sahneler var. Yani neyin gerçekte yaşandığı, neyin annenin zihninde yaşandığını çok da anlayamıyoruz. Çok iyi aktarılmış, çok iyi uyarlanmış. Yer bulabilirseniz, yani muhtemelen zor olacağını düşünüyorum sezon boyunca. Pandemiye rağmen yine fulldü. Çünkü çok herkes özledi tabii bu tip şeyleri. Tavsiye ederim diyerek sana dönelim yine. Sen de çünkü epey bir şey de okudun biliyorum. Okudum, evet. Bu arada çok merak ettim. Yani ben ki biliyorsun tiyatroyla ilişkisi mesafeli bir insanım. Ama anlattığın şey çok ilginç. O özellikle o yani o anneliğin elinde tutmak için yaptığı oyunlar meselesi çok merak ettim. Belki bir gün izlerim diyeyim. Ve kitaplara geçeyim. Şöyle, bu hafta 3 tane kitap okudum ben. Bir tanesi zaten geçen hafta söylemiştim okumaya başladığımı sanırım. Mario Vargas Llosa'nın, Perulu yazar, Üvey Anne'ye Övgü kitabıydı. Bu kitap Llosa'nın en bilinen eserlerinden biri değil ve pek çok insan tarafından da çok rahatsız edici olarak niteleniyor. Çünkü bir genç çocuk, erkek çocuğu ile üvey annesi arasındaki tensel aşkı anlatıyor diyeyim. Bu hafta böyle pornolar, erotik hikayeler falan, böyle bir artı 18 oldu bu bölüm. Neyse. Çok kısa küçücük bir kitap zaten bu, böyle 130 sayfa. Ama çok bence yani bu kadar küçücük bir kitapta böyle bir bu kadar arzunun ve şehvetin doğasına dair, güzelliğe olan düşkünlüğümüzün içine ona dahil olan iktidar, güzelliğin getirdiği iktidar kapasitesi falan, çocukluğun doğal bir parçası olan aslında kötülük fikrine dair acayip güzel sorular soruyor. Bir de çok ilginç bir kitap, böyle şeyle gidiyor. Hem günümüzde bir hikaye anlatıyor hem de aralarda böyle Tiziano falan gibi, Bouchard falan gibi ressamların bir resmini koyuyor yazar ve hikayeyi oradaki şeye bağlıyor ve aslında şeyi demeye çalışıyor. Yani ben şimdi burada size sapıkça bulacağınız bir öykü anlatıyorum belki. Ama bunları insanlar ve sanatçılar yüzlerce yıldır tartışıyorlar ve üzerine kafa yoruyorlar diyen böyle bir o ahlaki pozisyonunu da oradan belirliyor. Çok çok enteresandı. Yani bu
sapkınlık nedir, ne zaman sapkınlık olur konusuna dair ben çok etkilendim. Evet, kimileri için rahatsız edici olabilir. Biraz fazla böyle grafik anlatılmış cinsel detaylar var. Ama dediğim gibi üvey anneye övgü Celal Üster çevirisiyle atlamayayım. Çok enteresan bir kitaptı. Sonra ardından yine senin daha önce okuyup birinci bölümde anlattığın, zaten sana bu hafta mesaj attım şey diye, bir sabah uyandım ve kendimi devrileyin bir Tuğçe Arslan'a dönüşmüş buldum diye. Çünkü ya böyle denk geldi yani. Annie Arno'nun Yalın Tutkusu'nu okudum. Bu da Yaşar Avunç çevirisiyle birkaç ay önce yayınlanmıştı Can Yayınları'ndan. Senin de bahsettiğin gibi gerçekten tutkuya dair çok acayip bir, bu daha da minik bir kitap yani, böyle 100 sayfa bile yok, yine 50 sayfa hatta. Ya bu kadar azıcık bir şeyde nasıl böyle bir resim çizilir? Yani tutku ve saplantı arasındaki çizginin ne kadar ince olduğuna dair. Yine böyle çok acayip bir dürüstlükle yazmış Annie Arno, hep bunu yapıyor. Bu haz ve acı arasındaki ilişki, bir büyük bir tutku duyduğumuzda dönüştüğümüz, kendimizi tanıyamadığımız hal, o arzu sermayesini tüketmek, onun kelimeleriyle yani yaşadıkça aslında o bağı kopmakta oluşu falan üzerinden bir kadının ağzından bir evli bir erkeğe duyduğu bir tutku anlatılıyor. Çok acayipti yani, böyle genç kızken okumuş olmayı çok isterdim bu kitabı. Bir şeyleri bende böyle değiştirebilirdi diye düşünüyorum. Çünkü bu tuzaklara ben de düştüm hayatım boyunca. Böyle dışarıdan okuyunca bu ne manyaklık dediğin şeyler yapıyor insan yani. Çok enteresandı o yüzden. Sonrasında Ishiguro'nun, Kazuo Ishiguro'nun da çok yeni yani, bir sene olmadı yayınlanalı yine. Nobel aldıktan sonra yazdığı ilk kitap. Bu da böyle bir şeydir, hani beklenir. Bakalım ne yazacak falan. Herkes böyle ya Nobel'den sonra bozdu falan demeyi umar. O Clara ile Güneş şey okudum. Dediğim gibi Nobel'den sonraki ilk kitabı. O da Lale Akalın çevirisiyle Yapı Kredi'den yayınlanmıştı. Bu bir distopya. Beni Asla Bırakma'nın aslında bir tür devamı gibi, belki benzer konular etrafında dolaşıyor. Hikaye olarak bir devamlılık yoksa da. Ki bu da bizim daha önce YouTube'da üzerine konuştuğumuz bir eserdi, Beni Asla Bırakma. Çok enteresan bir kitaptı bu da. Bir yapay zeka ile hazırlanan, yapay arkadaşların böyle dünyanın normali haline geldiği bir zamandan bahsediyor. Bütün Ishiguro romanları gibi çok sürükleyici ve çok merak uyandırıyor. O yüzden öyküye girmek istemiyorum. Ama böyle katman katman ve böyle soluk olan şimdi ne olacak falan diye okudum. Fakat çok temel bir soru soruyor bence. Bu arada umutlu bir distopya, onu da söyleyeyim. Bence umutlu yani hikaye, biraz hüzünlü olmakla beraber. Yani insanı insan yapan, bizi biz yapan şey nedir, nüvemiz nedir? Bizim biz olmamıza sebebiyet veren, adı konulamaz, tarif edilemez, ölçülemez bir şey var mıdır? Yoksa bizden başka birer tane daha yapmak mümkün müdür, nedir? Yani biz niye biziz gibi bir soru üzerine. Bence çok etkileyiciydi. Bu özellikle böyle deepfake falan gibi şeylerle donatıldığımız bir zamanda bence çok doğru sorular soruyor. Bunu da yani bu hafta okuduğum her şeyden çok büyük mutluluk duydum. Tavsiye ediyorum. Bir de son olarak bence bunu bu bölüm çok dolu dolu, belki daha ileride tartışırız. Senin de eminim söyleyeceğin şeyler vardır. Kısaca şeyi söyleyeyim. Italo Calvino'nun, İtalyan yazar Calvino'nun bir derlemesi var İtalyan masallarını. Çok çok güzel çizimler eşliğinde. Kendi diliyle yani böyle azıcık değiştirerek o yüzyıllarca yıldır ağızdan ağza anlatılan eserleri, masalları derlediği bir kitap serisi var. Bunu da Yapı Kredi Yayınları yine dediğim gibi o nefis çizimlerle yayınlamıştı. Ben de böyle bir süredir gece yatmadan önce falan okuyordum. Onların hepsini tamamladım. Ve çok kafam karıştı. Yani şu anlamda karıştı. Yani masallar ya böyle yani şiddet, işte böyle riyakarlık, kötülük falan. Böyle şu anda çocuklar çok daha steril şeyler okuyorlar ve dinliyorlar. Hani bir yandan evet yani biz çocukluğumuzda bunları okuduk ama şu an bir çocuğa bunları okutmamayı tercih ederdim sanırım gibi bir soru bıraktı bana ve merak ettim çocuk kitaplarının şey yani bazı masalların mesajları çok rahatsız ediciydi.
böyle bir çağda nasıl yapıyoruz, bu eski masalları yok mu sayıyoruz, yani nedir oradaki durum diye merak ettim. Sen zaten biraz daha benden çok daha fazla takip ediyorsundur. Ve biraz böyle şey oldum. Ya mesela Roald Dahl'ın çocuk kitapları yine bana çok tatlı gelmişti yıllar sonra okuduğumda. Burada öyle olmadı yani. Böyle filan, yani bu ne ya filan dediğim şeyler oldu. Bir de onları okudum, tamamladım. Dediğim gibi bu, yani böyle 10-11 kitaptan falan bahsediyorum. Kısa kısa masallar hepsi, çok kısa ama çizimleri çok güzeldi. En azından onu söyleyeyim. Bana böyle bir soru bıraktı. Bu haftaki okuma maratonum böyleydi. Bu soruyu herkes soruyor dediğin gibi. Ben de bu ara dünya küçük bir Eylül performansı gösterdiği için evde çok Yaşasın, yani yaşasın. evet, bir yaş için gerçekten ileri yani oturup böyle kitaplarının ortasına böyle günde 20 tane falan kitap okutuyor. Çok sevdiklerini tekrar tekrar okutuyor. Bu soru var anneler arasında. Senin dediğin gibi eski masalların çoğu zaten artık okutulmuyor. Zannediyorum ki bir kısmı hala milli eğitimin müfredatında, yani o işte bin temel eser, yüz temel eser falan durumu devam ediyor olabilir bir kısmı ile alakalı, ama yani çoğu okul ve anne bunları şeyden çıkardı. Kendi müfredatından çıkardı, öyle söyleyeyim. Ama iki farklı ekolde var bunu tartışan. Yani bazı kavramlar kabul edilebilir gibi değil. Bence yani hani onun savunulacak hiçbir tarafı yok. Yani ki ben de mesela yıllar sonra Andersen'i okuduğumda ne oluyor demiştim ki bize okutulanlar onun bir seçmece haliymiş yani. Ama bazı kavramlar konusunda da yani bu bir şekilde o hayal gücünü açığa çıkartmak için, bir şekilde çocuğu dürtmek için bu masalların da gerekli olduğunu söyleyen bir ekol de var. Ben şu an yani bazen okurken gerçekten o kelimeleri seçmek ve steril dünya yaratmak konusunda acaba abartıyor muyum diye de düşünüyorum. Hatta kısaca toparlayacağım, sürede de ilerliyoruz. İşte bir çok sevdiği bir köpekli bir hikaye var, son günlerde bana okutuyor dünya sürekli. Orada kedi böyle kaçıp işte hayvanat bahçesine giriyor ve aslan çıkıyor karşısına. Şimdi hayvanat bahçesi desteklediğim bir kavram değil. Ama diğer taraftan şehrin içinde de bir anda karşısına aslan çıkmasını nasıl ifade etmem gerekir gibi böyle soru işaretleri canlanıyor sürekli kafamda. Evet, yani bu büyük bir mesele. Bizim zamanımızda daha temizdi anneler babalar açısından konu diyeyim en azından. Yani kitapta ne varsa bize okunuyordu. Şu anda evet büyük bir şey tartışma konusu bu Evet. Sen bir şey diyerek okudun mu bu arada? Var mı bu anlatacağım bir şey? ben bir şeye başladım ama önümüzdeki hafta zannediyorum ki konuşuruz. Rüyalar Sarayı'nı okumaya başladım ben. İsmail Kadare'nin son dönemde de yine böyle çok konuşuluyor. Hatta zannediyorum ki Duygu da, Duygu Özdemir, bir kitap bir mekandan tanıyanlar, belki arkadaşımıza da buradan selam göndermiş olalım. Sanırım onun kitap kulübünde okunuyor şu anda. Ben de onu okumaya başladım. Güzel de başladı. Sen okudun mu emin değilim. Jaguar'ın kitaplarını genelde anında okuyorsun ama Evet, ama onu okumadım henüz, merak ediyorum ben de. aynen, önümüzdeki günlerde herhalde onu da konuşuruz diyerek minik bir, istersen hani vizyonda ne var ne yok Lütfen. onların özetini geçerek toparlayalım. Başka sinemada 30 Mart'ta Dönüş Yok giriyor yeniden gösterime. Gaspar Noé'nin, benim de Gaspar Noé ile tanıştığım filmdir. Belki senin de öyledir, bilmiyorum. 2002 yılıydı diye hatırlıyorum. Monica Bellucci'li ve Vincent Cassel'li filmi. Zaten hani herkesin bildiği, sevdiği sevmediği, izlemesi zor zor tecrübelerden biridir. Belki meraklıları yeniden yakalamak isterler. Yine bu 23 Mart Tadı Antonya'nın yazgısı giriyor başka sinemada, ama orada şöyle bir şey var. Şu anda zaten Mubi'de gösterime girdi Antonya'nın yazgısı. O da böyle feminist sinema açısından önemli filmlerden biri. 95 yapımıydı diye hatırlıyorum. Orada bir Hollanda'nın tarihinde geziniyor aslında, köklü bir aileye bakıyor ama feminist bir bakış açısıyla, yani yine bir cinselliğin bol olduğu bir film. Bu arada bu hafta dediğin gibi artı 18 oldu yayın. Yine
şeyde Mubi'de de Boyalı Kuş var. O da İkinci Dünya Savaşı'nı bir çocuğun gözüyle bakan, etkili, son dönemde de sevilen filmlerden biri. Siyah-beyaz olmasıyla da estetik anlamda, sinematografik anlamda güçlü bir film. Benim notlarımda bunlar var bu hafta. Ben de hızlıca bir iki ilave yapıp bir iki de kitap haberi verip toparlıyorum. Siyah beyaz dedin, siyah beyazdan devralayayım. Bu cuma 25 Mart'ta Belfast gösterime giriyor. O da bir siyah beyaz filmimiz, yeni ama. Kenneth Branagh'ın genelde böyle Shakespeare uyarlamalarıyla bildiğimiz çok hoş bir film. Böyle bir çocukluğa övgü, nostaljiye övgü gibi kendi çocukluğu üzerinden bir İrlanda'da geçen bir hikaye. Ben çok beğenmiştim. Çeşitli adaylıkları da oldu. Bu hafta gösterime giriyor, onu izleyebilirsiniz. Bir de yine Mubi'de cumartesi günü 26 Mart'ta Murina girecek, Hırvat filmi. O da geçen sene Cannes'da altın kamera almıştı. O da aklınızda olsun. İzlemedim ben ama dikkat çeken filmlerden biri. Bir de yanılmıyorsam bu hafta olması lazım. İstanbul Film Festivali'nin programı açıklanacak Nisan ayında. 7 Nisan galiba festival başlangıcı. Herhalde önümüzdeki haftada biletler satışa çıkıyor zannediyorum. Yine tam tarihleri duyururuz. O da aklınızda olsun. Kitap konusunda da bir iki tane kısa şeyim var. Danilo Kiş, Sırp yazar, onun yeni kitabı çıktı. Yine Jaguar'dan. Daha önce Bahçe Küller kitabı ile çok böyle çok okunmuştu ve merak edilmişti. Onun yeni eseri Jaguar'dan çıkmadı. Bu defa Kırmızı Kedi'den çıktı. Önceki kitabı Jaguar'dandı. Boris Davidovich için bir mezar. Bu çok enteresan bir kitap olduğu söyleniyor. Bu haftanın dikkat çekenlerinden biri o. Ama madem Jaguar'ı andım, anmadan geçmeyeyim. Orada da bir yeni kitap haberi var. Orada da Rus yazar Sergei Dovlatov'un, onlar da daha önce Pushkin Tepelerini yayınlamışlardı onun. Bavul en önemli eserlerinden biri Eyüp Karakuş çevirisiyle. O da yayınlandı. Daha önce söylemiştim, Can Yayınları'nda bir Orwell'in bazı kitaplarını yeniden, işte bu telifi düştü ve zaten herkes Orwell yayınlıyor meselesi. 3 tane eserini yayınladılar. Şu edebiyat üzerine kitaplar ve sigaralar ve savaş günlükleri. Bunlar daha önce Sel Yayınları'ndan çıkmıştı. Farklı çevirmenlerden okumak isteyebilirsiniz diye söylüyorum. Sadece şunu söyleyeyim, savaş günlükleri aynı çevirmen. Yani abi de böyle bakayım deyip almayın. İkisi de Levent Konca çevirisi. Bence çok en ilginç eserlerinden biri bu arada Orwell'in. Savaşı ve faşizmi bireyler nasıl deneyimledi üzerine düşünen, o dönemki günlüklerinden çok enteresan bir kitap. Kitaplar ve sigaralar ve edebiyat üzerine de Orwell'in o dönem yazınına dair notlarını içeriyor. Benim çok faydalandığım ve çok sevdiğim eserleriydi. Onlara da bakabilirsiniz. Bu hafta çıkanlardan o var. Aslında bir tane daha vardı anlatmak istediğim ama süreyi de doldurmak istemiyorum. Bir şey olmaz. Önümüzdeki haftaya anlatırım. Bir enteresan bir sözlük, İngilizcenin en kapsamlı ilk sözlüğünün hazırlanışının hikayesi ne dair bir kitap. Onu da haftaya biraz daha anlatırım. Böylece teaser vermiş oldum. Bu kadar benim söyleyeceklerim. Senin ekleyeceğin bir şey yoksa tatlı bir şekilde vedalaşarak bu haftayı kapatabiliriz bence. Evet, vedalaşabiliriz öyleyse. Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sevgiler. Teşekkürler. Görüşmek üzere.